Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konuşmamızı Kırşehir yöremizde unutulan kelimeler ve unuttuğumuz şivemiz üzerine konuşmak istiyoruz. Bilindiği üzere Kırşehir'in kendine has bir konuşma şivesi ve kendine has birçok kelimesi mevcuttur. Birçoğumuz ülkemizin neresine, hatta dünyanın neresine gidersek gidelim, bu hususla alakalı şivemizden ve kullandığımız kelimelerden birbirimizi tanıma fırsatını bulabiliriz. Neden? Çünkü yöremizde kendine has kullanılan bir şive ve kullanılan bazı kelimelere has bazı özel kelimeler bulunmaktadır. Öncelikle şu araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bir araştırma. Her iki haftada bir yerel dilin kaybolduğu sonucuna ulaşmışlar. Dünyada belki yüzlerce, belki binlerce unutulmuş yerel dil var. Bunlar zamanla unutulmuş. Neden unutulmuş? Benim fikrime ve benim düşünceme göre üretim şekilleri değişmiş. Tıpkı Kırşehir'deki yerel üretimlerin değişmesi gibi. Biz bilindiği üzere göçebe bir toplumdan gelmişiz. Çiftçilik ve çobanlıktan gelen bir kültürden yetiştiğimiz için kullandığımız kelimeler ağırlıklı olarak bu kelimelere, bu üretimle alakalı kelimeler üzerine kurulmuş. Mesela unutulan, belki unutulmamış ama kullanmadığımız birkaç kelimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela meses, efef, çekkel, tınas, döen, orak, imece, ırgat. Bileniniz muhakkak bu kelimeler vardır. Bunların birçoğu tarımla alakalı olduğu için zamanla bu kelimeler unutulmuş. Çünkü üretim şekillerimiz değişmiş. Belki üretimde makinayı kullandığımız için bu üretim şekilleri değişmiş. Bu haftaki konuşmamızda unutulan kelimelerden ziyade unuttuğumuz bir şive var. Kırşehir'e has bir şive bu. Bu şiveye yer ayırmak istiyorum. Kırşehir'in kendisinde bile bu şiveyi hissedebiliriz. Yani bizim orada Kırşehir'e Kırşehir denmez. Kırşehir denir. Bunun gibi bu zamanla niçin değişmiş? Neden değiştirme gereği duymuşuz? Daha kullandığımız kelimeler, harfler daha incelmiş. Bununla alakalı sizinle bir paylaşım yapmak istiyorum. Bunlardan en önemli birinci nedeni harf inkılabı diyebiliriz arkadaşlar. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin himayesindeydik biz uzun yıllar. Belki İran'ın Safevi Devleti'nde de atalarımız belli bir dönem hüküm sürmüş olabilir. Fakat yıllardır kullandığımız alfabe Osmanlıca alfabesi. Osmanlıca'da iki tane harf var. Bunlar modern Türkçemizde, Latin alfabemizde kullandığımız N harfi. Nide'nin N'sindeki N harfi. Osmanlıca'da buna denk gelen iki tane harf var. Birisi nazan N, birisi normal N. İkisi farklı şekilde yazılıyor ve farklı şekilde okunuyor. Özellikle Kırşehir yöresinde çok farklı okunan N'ler olmaktadır. Belki çok eski kişilerin konuşmalarındaki o neyi hissedebilirsiniz. Orada bir şive farklılığı var. Mesela bu kelimelerden birisi yeni, önce, sana. Bakın buradaki ne harflerine dikkat etmek isteyin. Dikkat edin lütfen. Bana, buna, şuna, ona, inle, dinle, anla, yanlış, yalnız, geniş, en, son, anız, geniz, deniz, gönül. Bununla alakalı daha da o şivenin fark edilişiyle alakalı en güzel bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Gönül. Mesela bizim yerel sanatçılarımızdan olan Neşet Ertaş'ın gönül kelimesini nasıl kullandığını isterseniz bir dinleyelim. Ne demek istediğimizi daha net bir şekilde anlatalım. Gönül dağı yağmur. Buradaki gönül kelimesi arkadaşlar. Tekrar dinleyelim. Buradaki gönül kelimesine lütfen söyleniş olarak dikkat edin. Gördüğünüz gibi Neşet Ertaş'ın buradaki gönül kelimesindeki
kullandığı N harfi normal N'lerden çok daha farklı çıkmaktadır. Neden? Çünkü bu nazal N ile söylenen, genizden söylenen bir harftir. Ve bizim yörede bu N harfi her zaman genizden söylenir. Genizden söylendiği için de farklı ve tatlı bir şive katar. Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'ndaki parçadaki gibi. Bu mesela şivemize renk katan en önemli farklılıklardan birisi. Latin alfabesiyle birlikte bu nazal N, normal N olarak yazılmaya başlandı. Normal N yazılmaya başlandığında okunuş da tıpkı diğer N'ler gibi olmaya başladı. Böylelikle yazılı dile aktaramadığımız için eski atalarımızın söylemlerini de yavaş yavaş unuttuğumuz için bu nazal N zamanla normal N'ye dönüştü ve bu durumdaki şive farklılığı kalkmış oldu. Bu bir kayıp aslında. Yani bunu vurgulamamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Yine birçok yeni de, önce de, sana da, bana da, ona, yeni gibi kelimelerdeki N harfindeki söylem tarzı bu şekilde değişmiş oldu. Bir ikinci konuya daha değinmek istiyoruz. Yine Osmanlıca'da mesela Kırşehir'in K'si, Trabzon'un T'si, Diyarbakır'ın D'si, Samsun'un S'si, yumuşak G ve H harfleri kalın ve ince karşılıkları vardı. Mesela K iki kez yazılırdı. Birisi kafla yazılırdı, birisi gafla yazılırdı. Ve bizim Türklere has büyük ve küçük ünlü uyumu var arkadaşlar. Ve öz Türkçe konuşan insanların kelimelerinde, kullandıkları kelimelerde bu her zaman vardır. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Mesela Kırşehir. Bu büyük ünlü uyumuna ve küçük ünlü uyumuna hiçbirine uymuyor. Yani kalın bir sesiyle başlıyor ve ince bir sesiyle bitiyor. Kı'daki ı harfi mesela kalın bir sesler. Kırşehir'deki e harfi ince bir sesler. Bunun yani Türk olan bir kelime Kırşehir kelimesini kullanmaz. Burada neden kullanmaz? Çünkü Kırşehir'in Osmanlıca'da yazılışı kefle değil, yani normal k ile değil, gafla yazılmakta. Gı diye okunur bizim orada Kırşehir. Gıl, şağır. Şehir Türkçe bir kelime değil. Çünkü Farsça bir kelime. Kırla şehir birleşmiş ve Türkçe'ye has olmayan bir kelime ortaya çıkmış. Neden? Çünkü ünlü uyumuna uymuyor. Bizim orada bunu ne yapmışlar? Kırşehir demişler. Yani biz bu Kırşehir kelimesinin birleştirilmiş halini Türkçe'ye adapte etmişiz ve bizim yörede Kırşehir şeklinde konuşmaya başlamış. Mesela bu bir şivedir. Ve bu yabancı kültürlere açılmamızdan doğan bir değişim geçirdiği aşikare ortadadır. Yine bunun gibi birçok kelimeyi bulabiliriz arkadaşlar. Mesela kardeş kelimesi. Türkçe'de nasıl söylüyor? Kardeş. Kardeş ünlü uyumuna uyuyor mu? Uymuyor. Bizim orada ne şekilde söylüyor? Kardeş. Mesela Azerilerdeki bir. Mesela garık. Yani bu üretimle bizim oralarda kullanılan garık kelimesi var. Yani karık diye mesela yazılıyor ama bizim orada nasıl okunuyor? Garık. Mesela kalın kelimesini biz kalın diye söyleriz. Mesela karı koca. Karı koca kelimesi ne şekilde? Karı koca şeklinde. Mesela katmer dediğimiz bir yemek var. Katmer mesela. Kuşa mesela bizim orada kuş denilir. Mesela kambura gambur denilir. Kıta mesela kıt olan az olan bir şey gıt denir. Mesela kışa kış denir. Mesela kocuk dediğimiz şey bizim orada gocuk denir. Mesela koyuna koyun denir. Koça koç denir. Bakın buradaki bir K ve K, gafın Osmanlıca'daki iki karşılığındaki olan bir harf. Bu Türkçe'de de var. Ama bu zamanla Latince'nin kullanımıyla birlikte K harfleri yani gayla, gafla yazılan harfler zamanla K ile yazılmaya başlanmış. Ve oradaki yazılı dilin yaygınlaşmasıyla birlikte bu gafla yazılan kelimeler zamanla K ile okunmaya başlanmış. Yani çünkü yazı dilinde bu şekilde yazıldığı için insanlar yazı dilinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortadaki şive
mesela kaybolmuş. Yine K'yi Osmanlıca'da kişiler mesela ince harflerden önce kullanılır. Mesela eğer bir kelimede E veya İ, Ü gibi harfler varsa asla başa gaf harfi gelmez, kef harfi gelirdi. Yani K harfi gelirdi. Fakat Osmanlıca'da yani Türkçemizde fark etmiyor. Yani ince de başlamış olsa, kalın da başlamış olsa o genelde K harfiyle yazıldığı için bu şive farklılığı ortaya çıkmış. Aynı şekilde T ve T harfi. Osmanlıca'da T harfinin iki karşılığı vardı. Kalın kelimelerde T ile yazılır, ince kelimelerde T ile yazılır. Mesela bizim yöremizde T ile yazılan bir kelime örnek veriyorum. Mesela bizim yöremizde taşa daş denir. Niçin? Çünkü T ile yazıldığı için. Kalın bir harfle başlamış ve orada T ile yazıldığı için, T yerine T ile yazıldığı için daş diye. Mesela tok. Bizim orada dok denir. Yani karnım dok. Bunun gibi. Mesela tolu. Bizim orada dolu denir. Yine tane yerine dane denir. Mesela buradaki harflerin kullanımıyla alakalı farklılığı çok açık bir şekilde görebiliriz. Mesela gayındaki aynı şekilde ha ve sat harfleri tercih edilmesi de buna bağlı olarak bir değişime neden olmakta. Görüldüğü üzere kullandığımız alfabe bile şivemizin kaybolma nedenlerinden en önemli bir tanesi ve bunun gibi üretim şekillerimizin değişmesi, seslerimizdeki, kullandığımız seslerdeki daha incelik, mesela biz Azerilerin konuşmasını kaba olarak değerlendiriyoruz. Çünkü öz Türkçe aslında o şekilde. Fakat biz batıya daha erken açıldığımız için belki kelimelerimizin birçoğu zamanla dejenere olmuş. Ve bu şekilde değişime uğramış. Bunların en önemli nedenlerden bir tanesi kullandığımız alfabenin Arapça alfabeler yerine Latince alfabelerin kullanması. Çünkü Osmanlıca Türkçe'ye has kelimeleri yansıtabiliyordu. Mesela gönüldeki N'nin, nazan N'nin farklı yazılması gibi. Büyük ve küçük ünlü uyumuna uygun harflere göre bir yazım dizimi olabiliyordu. Bu gibi etmenler Latin alfabesinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte harflerimizdeki o mahreç dediğimiz kullanım, şive dediğimiz farklılıklara neden olmuş olabilir. Tabii ki bu tek başına bir neden değil. Üretim şekillerimizin değişmiş olması, dışarıya açılmış olmamız, farklı kelimeleri, farklı insanları, farklı kültürleri tanımamızla birlikte şivemiz de zamanla ortaklaşmaya başlamış. Yani Türkiye'nin genelinde kullanılan kelimeleri kullanmaya başlamışız. Bu da tabii ki en önemli nedenlerden birisidir. Özetleyecek olursak, bizim bölgemizde kullanılan kendine has kelimeler üretimle birlikte, üretim şekillerimizin değişmesi ve göçle birlikte değişime uğramış ve birçok kelimemizi unutmuşuz. Bu da yerel dillerimizi oluşturmakta. Yani Kırşehir'e has yerel dillerimiz zamanla kaybolmuş. İkincisi, yani alfabemizin değişmesiyle birlikte Kırşehir'in has kullanılan bazı mahreçler, şiveler değişmiş. Mesela Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'ndaki gönülün genizden söylendiği gibi olmaması. Yani normal gönülü biz N harfi yazarız. Fakat Osmanlıca'da bu nazan N ile yazılırdı ve genizden okunurdu, genizden söylenirdi. Yine büyük ve küçük ünlü uyumu da buna paralel olarak Latince'ye çok uyum sağlayamamış. Bununla birlikte bazı kelimelerimizin söylemleri, şiveleri değişmiş. Tabii ki yazılı dilin çok yaygın hale gelmesiyle, tabii ki bizim zamanımızda göçebe kültürde yazılı dil çok etkili değildi. Belki birçoğumuz yani okuma yazmayı bilmiyordu dedelerimiz. Fakat konuşulan bir dil vardı. Bu dil Osmanlıca'da korunmuş. Fakat Latince'de bu maalesef korunmamış ve özen gösterilmemiş. Bu da şivemizin unutulmasındaki
en önemli nedenlerden birisidir. Bize burada düşen görev ne? Tabii ki biz bu şekilde bu saatten sonra konuşma şansımız yok. Şivemiz muhakkak değişen zamanla birlikte unutulacak. Ama bu bizim kültürel bir değerimiz. Bunu bilmemiz, bunu yaygınlaştırmamız ve en azından çocuklarımıza ve geleceğimize evet biz bu şekilde konuşuyorduk şeklinde bir aktarımda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.